Merhaba arkadaşlar, PES7'ler Birliği kanalına hoş geldiniz. 104 sikolu paketten açılım gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Sonuna kadar gitmiştik. Bayağı da futbol parası harcadık ve sadece bir tane epik futbolcu çıktı. O da Batistuta. Kendisiyle ilk defa sahaya çıkacağız. Lahmacun hesabında Batistuta'nın bu kartı vardı. Orada maçlar oynamıştık ama benim kendi hesabıma ilk defa Batistuta kartı geldi. Dedim ki yıldızlar topluluğu içerisinde güçlü bir kadroda Batistuta'yla nasıl oynayabileceğiz? Kendisini En-Nedyri Hoca yerleştirdik. Yanında Mbappe var. Arka tarafta böyle bir kadro. Maldini'yi ben stoper olarak fullemiştim arkadaşlar. Seviyesi 101 ama 107'lik bir stoper özelliğine sahip kendisi. Fakat sol bek geldiği için kartında sol bek yazdığı için 101 gözüküyor. Stoper olarak kartı gelmediği için hep sol beke göre seviyesini göstermekte. Yedeklerde iki tane renkli kartımız var ama stoper. Onların form durumu C. Maldini, Fandak, özellikle de Fandak yorulabiliyor. Mecbur o ikisinden birini kadro ikinci yarı oyuna alabiliriz 80'lerde filan. Diğerleri de bu oyuncularımız. Zirkzee'yi Player of the Week'ten çıkarmıştık. Hatta onunla başlayalım. Zirkzee, Batistuta ikisi de yeni geldi. Biz Zirkzee'yle oynadık. Bir maç oynadık. O maçta tarihi maç oldu arkadaşlar. Son gol özellikle çok ilginçti. Biz bu kadroyla bir maça çıkalım. 3 sinyal gücün de 1'e düştü. En sonunda 1'e düştü. Rakibimiz geldi. Forza Milan. Milan fanı TV arkadaşımız var ve Inzaghi'yi de avatar olarak kullanıyor. O da eski Milanlı futbolcu. Şimdilik böyle kalabilir ama bir Del Piero'yu biz alalım. Bellingham'la yer değişelim. Rakibimize de baktığımız zaman 4 tane forveti var ileride. Hızlı kontratakla oyunu nasıl oynayacak çok merak ediyorum. O 4 tane forveti de aynı yere toplamış rakip arkadaşımız. Şimdi bu konuları atlatalım. Del Piero'yu şöyle çekelim. Sayaklı biriyle kullanacak galiba. Altı pası da yapabilir. Dikkat edelim. Zirkzee kalıplı bir adam. Şöyle çekelim onu biz. Hadi be Zirkzee. Oraya kadar gidemedi ama kötü bir kafa vuruşu. Kötü yerde topla vuruştu Ronaldo. Costa Curta. Batistuta. Bellingham. Hadi Bellingham ya. Vuruş biraz geç kaldık. Bir tık, bir adım önce belki vurabilirdik ya da bir kenara çekip o şekilde de vurabilirdik. Bu gol olmalıydı. Bu hata golle sonuçlandırmamız gerekirdi. Sağ ayakta Alexander-Arnold var. Altı pasa çekelim biz. Şu şekilde ortalayalım. Van Dijk'ın kafası topağlarda. Az önce atamadık ama peşine gelen kornerden golümüzü bulduk. Van Dijk çok etkili bir isim. Kornerlerde güçlü fiziğiyle gelip vuruyor kafayı. Çok gol atıyor arkadaşlar kornerde. Alexander Arnold. Şurada Zirkzee yok, gitmedi. Pası kısa kaldı. Şansı vermemek lazım. Önünü de kapattık. Yine de vurdu. Az farkla buta gitti. Korner. Kornerler tehlikelidir. Gol şansı. 6 pas. Golümüzü de kornerden attık. İkinci bir gol gelir mi? Yine Van Dijk. Olmadı. Zirkzee. Bellingham. Bastık. Orada top kaybı. Rey kartı çarptı top. Biz de şu aradan geçer mi? Geçti. Aşağıda çok güzel bir koşu var. Bellingham. Bellingham. Şimdi vur. Kaçırdı. Bu gol olması lazımdı ama. Bu gol olmalıydı. Alexander Arnold. 6 pas diyelim. Şöyle kullanalım. Maldini bu sefer vurdu. Gol. Gol. Direkten girdi galiba içeri. Dedim kaleci de uçuyor. Bu maçta iyi kurtarışlar yaptı. Oliver Kahn'dı galiba. Refleksleri iyiydi. Neredeyse bunu da çıkaracaktı. Şimdi pasımız. Yetişemedik. Alır mıyız? Hadi be Batistuta. At Batistuta. Bunu atmalıydın ama. Zor çevirdi. Onun da onun belki de bağlantısından kaynaklı sıkıntı yaşıyoruz. Bu kötü oldu. Bellingham'ın önünde kalmadı. Vurdurmamak lazım. Orada bir isim uzaklaştırdı. Hadi önünü kapatalım dedik ama yine de iyi vurdu kaleciçe. Rakip arkadaş bağlantıya rağmen iyi oynuyor. Belki de benden mi takılıyor acaba? Batistuta. Ya Batistuta. Tamam yorgunsun ama şu pası keşke düzgün atabilseydi. Çok fazla takıldı etti. Bir maç daha oynayalım. Ben mobil veriyle bağlayayım arkadaşlar. Wi-Fi'de sıkıntı olur dedim. Mobil veriyle bağlandık. Mobil veri de çok iyi çekmiyor ama ya oyundan ya rakibinin tente ya bizden kaynaklı. Bir maça daha çıkalım. O şekilde anlarız. Oyuncu dereceleri rakibimiz de bu şekilde. Bizde Maldini 7.5. Alexander Arnold 7.5. Gol atmıştı Maldini. Van Dijk'ın da golü vardı. Rakibimiz geldi. El Rock. Napoli takımını seçmiş. Rakibimize bakalım.
4-1-2-3 dizilimine geliyor. Real Madrid Mbappe'sini çıkarmış. Sol tarafta bomba şut Del Piero'su var. Maça biz başlayacağız. Santra'dan gol gelir mi? Ben bir hemen verip yukarıya atsam arkadaşlar. Sonra da savunma arkası. Çok güzel. Batistuta. Çektik sağımıza. Şimdi şutumuz çok zor bir şut oldu. Açıyı bozduk. Kötü bir açıdan vurduk. En azından bu şekilde bir daha vurmayacağımızı Batistuta'yla öğrenmiş oldum. Rijkaard iyi müdahaleler. Orada faulsüz kazandı. Neymar'la falso deneyecek. Bomba şut Del Piero'su var. Onunla denerse tehlikeli. Maldini vücudunu koydu. Bir çalım. Costa Curta biraz gel. Zirkse önümüzü açtık. Şutumuzu çektik. Of. Mükemmel gol attı Zirkse. Tek şut yaptık arkadaşlar. Devamına çok güzel vurduk. Genelde bu tarz böyle açılardan biraz da sert düzgün vuran isimler böyle goller atabiliyor. Bu arada yedik Santra'yı. Van Dijk. Geçen Griezmann'la atmıştık arkadaşlar. O biraz daha ama zor açıydı. Batistuta uzaktan vursak koşamıyor. Oo, çok kötü vurdu. Üstten avuta gitti. Orada Matheus'un müdahalesi. Costa Curta vücudunu koyamadı. Mbappe ortası kafa vuruşu az farklı avut. Maldini yetişemedi. Ortası kalecimiz de çıkmadı. Maldini 1-0 bitti. Çok az gol oldu. Rakibin birkaç pozisyonu vardı. Bizim de çok fazla pozisyonumuz olmadı. Tek farklı bir galibiyet. 3 şut 4 şut. Biz bir daha maça çıkalım arkadaşlar ama. Rakibimiz geldi. Salim 44 Nacer. Yok Salim dedik ama bambaşka bir isim de olabilir aslında. Oliver Kahn avatar olarak kullanıyordu. Form durumu bu şekilde. Schlotterbeck bayağı iyiymiş. O zaman Van Dijk'in yerine onu alayım ben. Maldini'yi sağ tarafa çektik. Rakibimiz bu şekilde. Griezmann paketini almış. İngiltere milli takımı paketini de almış. Kenarda bu isimleri bulunuyor. Gayet iyi hava toplarında. Bir daha Zix'i yapsak savunma arkasına yokladık. Sürpriz bir pas geçmedi. Schlotterbeck. Sağdan şutu kaleci. Ve şimdi orada kontrayı yedik. Girişine şut. Hiç zaman kaybetmeden. Aşağıyı görsek. Offside yok. Hadi Bellingham. Hadi Bellingham. Ortası. Oo, kaleci. Ayağından açtı. Biz bu topu uzaklaştıralım. Kısa pas çıkamayacak gibiydi. Çok net boşluk var. Direkt. Kalecimiz daha ne yapsın? Orada o boşluğu çok iyi gördü. Bir an ileri almıştım stopere. Golü attı. Oyuncu değiştirdi rakip arkadaş. Van Basten'i mi çıkardı? Ne yaptı? Adam golü attı çıktı. Dedi ki daha hızlı falan ondan mı alayım dedi. Batistuta. Zor şut. Şimdi Griezmann kaleciyi çıkardı. Çok kötü pas. Yapma ya ama bunu yeme be kaleci. Çok yumuşak vurmuştu Maldini. Yememesini beklerdim. Çok sert vurmadı çünkü. 2-0 çevirmek için vaktimiz var ama ilk yarıda gol atarsak daha güzel olur. Zirkse o çok kötü vuruyor. Bayağı kötü vurdu. Batistuta. Hakem burada bitirmeseydin keşke. Şimdi maç gidiyor. Biz Batistuta ve Zirkse'yle bu maçı çeviremeyiz ne yazık ki. O yüzden oraya şöyle etkili hızlı adamlar lazım bize. Eto'yu alalım Batistuta'nın yerine. Sonra baktık Michael Owen var. İkisini bir yerleştirelim. Lionel Messi'yi de Griezmann'la değişelim ama GF yapayım. 3 forvet 1 ofansif orta saha. Aradan pas geçmedi. Bellingham. Messi.
Gelir mi bir kafa topu ağlarda? Dakika 56, 2-1. Messi, Owen'mış. Şimdi Messi, hadi Messi. Olamaz Messi. Bellingham vur be. Biraz daha hızlı olabilseydi iyiydi. Maldini ver kaleciye. Hadi Messi. Rummenigge topağalarda 2-2. Dakika 90'a gelirken golü bulduk. 2-2. Orada Rummenigge çok boştu. Messi'nin asisti. Rummenigge tamamladı. Kaleci de çıkmadı. Bir adım daha atsaydı kurtaracaktı. Kapamadık ama. Ya adamımız, bir gol şansımız olabilirdi. Rakibim var. Rakip atıyordu. Offside ve bitti. Süre bitti ne yazık ki. Topu bir türlü alamayınca bir atak yapamadık. Biz rakip de kaçırdı. Rakip de 3'ü atabilirdi. 2-2 bitti. En azından 2-0'dan döndük arkadaşlar. Zor bir maçtı. Hakem havada bitirebilirdi. Çok da gitmedi top. Şimdi bitirecek galiba. 2-2. Rakip arkadaş 3'ü atsa maçı koparacaktı belki ama 3'ü de atamadı. Son dakikalarda özellikle dizilişi değiştirmemizden sonra ikinci yarıda oyun döndü aslında. Pozisyonlara girmeye başladık. Eto maç hareketlilik getirdi. Rakibimiz de Mbappe 7.5. Golü Van Basten atmadı mı? Demek atmamış. Ben Van Basten zannetmiştim. Deflasman bizim taraf. Dereceler bu şekilde. Çünkü Van Basten'i hemen gol attıktan sonra çıkardı. İstatistiklerde de 7 şut, 6 şut. Birbirimize yakındık. Ben biraz fazla pas denemesinde bulunmuşum. Golü atan Mbappe'miş. Ben ilk golü Van Basten zannetmiştim bir an. Mbappe... Ha burada vuran Van Basten. Tamam. Ama sonrasında hemen erken çıkardı Van Basten'i. Erling Haaland aldı. O ilginç bir oyuncu değişikliği oldu erkenden. Üst tutaya baktığımızda arkadaşlar çok hızlı bir santrafor futbolcusu değil. Çok fazla pozisyona da giremedi. Biraz daha çabuk olsaydı keşke. Ya da bizi hız bassak başka yerinden almamız gerekecek. Yine ara sıra Batistuta ile oynamaya çalışırız arkadaşlar. Farklı dizilişlerde. Belki oyuna sonradan dahil ederek de kullanabiliriz. Ben hızlı futbolcuları daha çok seven birisiyim. Sizler de yorumla görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.